Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size bir kitap yayın daha tanıtacağım. Dediğim gibi bir sonraki yayın, en sonki yayın, daha çok kitabı olan, sizin de bildiğiniz bir yayın olacak. En son söyleyeceğim onu. Şu an tanıtacağımız kitap Quark Yayınları. Kitapları verdikleri için teşekkür ediyoruz öncelikle. Bize yolladılar hem tanıtmak için hem de size gösterelim. Kitap öncelikle genel yetenek IQ Soru Bankası'ndan başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bize şu an yolladıkları kitap 6 adet kitap yolladılar. Her birinin kapakları da bu şekilde renkli bir şekilde hazırlanmış. Açtığımız zaman içeriğini bölüm bölüm bize verilmiş. Burada kaç bölümden oluştuğu ve bölümlerin hangi işlemlerden oluştuğu. Bakalım içeriğine. Sorular gayet başarılı. Ben bu soruları inceledim. Yani gerçekten orta seviye, deneyecek seviyelerde sorular var içinde. Düşünerek hızlı hızlı çözülecek bir kitap değil. Onu söyleyebilirim. İçeriği gayet güzel ve hoş. Bakın görüyorsunuz. Saat soruları yer verilmiş. Ben şöyle size açıyorum. Şöyle. Yine. Şöyle hazırlanmış. Cevap anahtarı da burada mevcut. Yine grafiklerle ilgili ve denemeyi de sonunda var galiba denemesi. Bir bakalım var mı? Şöyle. Evet, deneme de koyulmuş. Sonunda da denemeleri var. Şimdi arkadaşlar, bu kitapla ilgili şöyle söyleyebilirim. Çıkmış soruların içinde olmaması yine olumsuz. Hani çoğu kitapta yok. Bir metropolde var gördüğümüz kadarıyla. Galata'da benzerlerini koyuyor ama en çok koyan Metropol bu konuda. Ama Quark'ın şöyle bir kitabı var. Yani çıkmış soruları koymamış ama şöyle bir kitap çıkarmış. En güncel kitaplardan biri. Yani muhakkak sınava girmeden önce almanızı öneririm. 2011-2019. İnşallah yakında güncellerler. Bu öyle kitaplar genelde 4-5 yılda güncelliyorlar. Her yıl çıktığında değil ama. İnşallah bir günceli de çıkar ilerleyen zamanlarda. Devamı yani gelir. Kitap çok güzel. Ben bu kitabı 2-3 defa bitirdim aldığımdan beri. Bu kitabı ben daha önce almıştım ama bir daha hediye olarak geldi. Dediğim gibi kitabın içeriği çıkmış sorulardan oluşuyor. Hangi çıkmış sorular var peki? Yayınlanmayan var mı diye sorular var. Hayır arkadaşlar, yayınlanan soruların içeriğini toplamışlar. Sizi araştırma çabası içine girdirmeden bu soruları buraya toplayıp size sormuşlar. Çözümlü mü diye soranlar var. Tabii ki hayır arkadaşlar. Keşke çözümlü olsaydı. İyi olurdu, doğru. Ama çözümsüz bir kitap. İçinde çözüm yok ama sorular mevcut. Siz bu soruları alıp çözebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi hepsinin olan bir kitabı toplamışlar. Kalınlığı da gayet fazlaca. Şöyle bir kalınlığı var. Dediğim gibi bu kitabın tek amacı çıkmış soru sınava girilmeden çözülmesi gerekiyor. Şimdi maddi konu özetli bir kitabı var arkadaşlar. Konu özetli. Dikkat ettim de çoğu kitaplarda konu anlatımı kitaplar yeni yayınlarda pek fazla yer verilmiyor. Genelde ya soru bankası ya konu özetli. O yüzden ilerleyen zamanlarda inşallah biraz daha detaylı konu anlatımı kitaplar çıkar. Metropol'ün var, evet. Galata'nın da biraz var. Caner Yayınları'nın görmedim konu anlatımı kitabını mesela. Ama bu kitaba baktığımız zaman mat bir konu özetli. İçerik anlamında ben buradan öğrencilerime sorular sormuştum, çözmüştük. Kısa bir özet geçiyor. İçerindeki sorular tamamen sınava yönelik hazırlanmış. Yani bakın, OBPOKA'nın soru tipinden tutun. Hani sınavda çıkabileceğini düşündüğü bölmeler, bölme kuralları. Mesela bazı kitaplarda bölme kurallarında hiç soru yok. Yani anlatmış ama soru sormamış. Ama burada soruluyor arkadaşlar. Asal olmayan tam sayı bölenleri. Mesela hemen şurada. Yer vermiyor bazı kitaplar böyle sorular. Çözmüyor da. O yüzden bir sıkıntı var. Ama bu kitap hepsinin içeriğini almış. Problemleri, oran orantıda gelebilecek problem tarzı soruları olsun. Genel olarak içeriğine baktığımız zaman sınava tamamen benzer sorularla bizi bu kitapta karşılaştırmış. İyi güzel bir çalışma yapmışlar kitapla ilgili söyleyebileceğim. Bakın burada olasılık yine var. Şöyle bir kitap elimizde mevcut. Şimdi bununla ilgili şöyle söyleyebilirim. Konu özetli olması güzel. Yani ben konuları bitirdim. Bir soru bankası bitirdim. Bir konu özetli kitap alayım. Bir tekrarımı yapayım. Sorusunu çözeyim dersen bu kitap tam sana göre alabilirsin. Sınava yönelik orta ve üst düzey sorular içinde mevcut. O yüzden sınava çalışırken bu konu özetli kitabı alabilirsin arkadaşlar. Şimdi geometri.
Karışık gidiyorum bilerek. Geometriye baktığımız zaman içeri anlamında Caner yayınlarına göre biraz daha zor. Kolay değil. Genelde Quark yayınları Metropol yayınlarıyla benzer soruların yani zorluk anlamında benzerlikleri mevcut. Yani ikisi de aynı seviyedeki kitaplar. Onu söyleyebilirim. İki kitabı da incelediğim zaman. Buraya baktığımız zaman gerçekten sınava yönelik sorular olduğunu söyleyebilirim. Yani yaparken zorlanacağınız da kolay yapacağınız sorular da karıştırarak sorulmuş sorular. Bu kitabı alır mıyım? Evet alırım. Ama dediğim gibi eğer temelim yoksa önce Caner'den başlarım alırım. Bu kitabı almanızı tavsiye yine ederim. Dediğim gibi geometri anlamında orta seviye bir kitap ve üst düzey kitap. Yani içinde zor soruları da mevcut. Yine Mat 2'nin konu özeti. Dediğim gibi yine konu özeti. Konu anlatımı yok. Burada yine konu aldıktan sonra mesela atıyorum Mat 2 Metropol'ün konu anlatımı kitabını aldım. Çalıştım. Bitirdim kitabı. Bunun soru bankasını çözebilirim. Mesela şöyle bir soru sınavda çıkmış bir soru. Hemen denk geldi diye göstereyim. Sınavda çıkmış benzeri soru var bu son 2 yılda. O yüzden içeriğinde şöyle bir tarafı var. Birkaç sayfa çözümlü özetleri var. Bu güzel bir şey. Çünkü ilk videomda bir kitabı tanıtmıştım yayını. Orada yoktu mesela. Çözümlü örnekleri falan çok azdı. Hatta yok denecek kadar azdı. Burada yine en azından bir özet geçiyor. Burada bir özet geçiyor. Özeti geçtikten sonra konuyu anlatıyor. Kısa bir özet. Tabii bu konu anlatımı değil sonuçta. Kısa bir özet halinde anlattıktan sonra ilk kısmı biz o çözüyor. Sonra bize bırakıyor. Bize bırakıyor. Normal tamamen konu özeti kitabın olması gerektiği gibi yapıyor. Kitaptaki içerikler dediğim gibi orta ve üst düzey sorular mevcut. Bir konuyu yeni öğrendiysen bu kitabı almam. Çünkü konuyu öğrenmeden alınacak bir kitap değil, ziyan olur. Önce konuyu öğreneceğim. Bir çalışma tekrar yaptıktan sonra bu kitabı alabilirim. Özellikle bu dönemlerde alınır. Konu özeti yani bu dönemlerde Quark kitapları bitirilebilir. Bir de son denemesini inceleyelim. Denemede en çok dikkat ettiğim şey fasikül tarzında ayrılıyor mu diye bakalım. Görüyorsunuz. Şöyle eğer ekran tam gelirse şu an gözüken ayrılmıyor. Tam da net gelmedi ekran. Yani ayırdığın zaman bir kitapçık halinde çözmen gerekiyor. Kopan fasikül tarzında değil. Ben o tarzdaki denemeleri aslında olmasını isterim. Çünkü ayırıp bir kenarda süre tutarak çözmen daha iyi. Bir sonraki soruyu da görmemiş oluyorsun diğer denemenin. Hatta içine bir optik formu koysalar çok çok iyi olabilir. Bu denemeyi ben bitirdim arkadaşlar. Çözdüm daha önceden. İçerindeki sorular gayet güzel. Çıkmış soruları da serpmişler içerine. Hani çıkmış soru olduğunu bilmiyorsun ama güzel sorular var. Abartı sorular var. O yüzden kitabı incelemekte fayda var. Bakmakta fayda var. Farklı bir şekilde hazırlanmış bir kitap. Dediğim gibi almanızı önerebilirim. Şöyle size de açayım. Evet. Şöyle açtım. Dediğim gibi böyle kitapları genelde ben şey istiyorum yani öneriyorum. Hani keşke böyle deneme sonuçta içerindeki sorularla ilgili çözümleri olsa, bir çözümlü deneme olsa, bir fasikülünde soru kopardın, çözdün. Daha sonra en altında da en arkasında da fasikülün çözümü olsa, bir fasikülde çözümlüsünü koysa. Yani bir çözeceğiz, çözdükten sonra da fasikülü kopardığımızda da çözümü olacak. Bakacağız. Hem tam yararlı olur. Hem de gerçekten denemeyi alan öğrencinin aklında soru işareti kalmaz. Yani videolu olması illa gerekmiyor. Güzel bir anlatımda çözüm olması yeterli. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Quark yayınlarını sizlere tanıttım. Dediğim gibi orta segment, üst sorular ve orta arası bir soru var. Alınabilir. Ben olsam şu süreçte hangisini alırım? Açıkçası kitapların bitmişse konu özetli olduğu için ben elimden geldiği kadar 4 en önemli şu kitabı alırım. En önemli çünkü herkesin parası bütün kitapları sonuçta alamazsınız. Bu alsanız hem zaman hem maddi olarak sıkıntı olabilir. Ama neyi alırım? Bu kitabı alırım. Bir kitap olması güzel. Çıktı alırız diyen arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar her ne kadar alsanız bir kitap gibi olmuyor. Ben bu kitabı alırım. Sınava girmeden önce bu denemeyi çözerim. Arkadaşlar. Geometrisini şu an için bir şey diyemem. Hani zaman anlamında seviyeniz eğer şeyse, sıkıntıdaysa, konular bitmediyse geometri kitabını alıp boşuna para harcamam. Çünkü önceden çalışılması gerekli. IQ şu ana kadar bir kitap kesin bitmesi gerektiği için ikinci kitap olarak bunu alırım. Eğer bittiyse. Bitmediyse zaten eğer seviye de kötüyse Caner yayından alırım.
Sonra da mat 1 ve mat 2 özet konu özetli kitapları. Dediğim gibi kitabınız bitmişse konu özetli kitaplarını almaya çalışın. Kendinize dikkat edin gençler. Herkese iyi çalışmalar. Az bir zaman kaldı. O yüzden bu seriyi başlattım. Kitapları aldım ki tanıtayım sizlerle. Yine yorumlarda yazarsanız şu kitabı çözdüm. Hangi kitabı almalıyım diye. Tabii ki detaylı görüşmeden bunlar net bir şekilde söylenmez. Sonuçta sizin söyledikleniz, sizin fark ettiklerinizle benim fark ettiklerim aynı olmuyor. Bazen seviyeniz çok iyi deyip kötü çıkabiliyor. Ona göre kitap seviyesi de değişiyor. Ama kabaca bir yorum yapılabilir. O yüzden yazarsanız yorumlara cevap vereceğim. Kendinize çok dikkat edin.